düştüğü mekanları Belinda ile yaşayın. Avrupa'nın her noktasına 4 saatte teslimat Belinda'da. Kısacası Belinda. Yaşanacak çok şey pardon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sen de hocam. Hazır ol. Evet, devir değişiyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Mustafa Bey, böyle göz açımın tam karşısında duruyorsunuz. Sizi hedef alıyorum her zaman. Tamam, tam karşımdasınız. Kitaba dair biraz değinmek istiyorum. Biraz ön sözünden okumak istiyorum aslında. Ön sözünü değerli bir insan yazmış. Profesör oldu ama şimdi değil mi? Dilek Dizdar, Profesör Doktor Dilek Dizdar. Boğaziçi ve Mainz Üniversiteleri öğretim görevlisi. Şöyle bir ön sözü var. Mustafa Göğüş bana ilk yöneldiğinde ve çocuklara davranışımızla ilgili konuları ele aldığı, geniş bir kitleye ulaştırmak istediği bir kitap projesinden söz ettiğinde doğrusu pedagoji uzmanı olduğumu düşünmüştüm. Oysa değil. Amacı da bu konuda bilimsel bir araştırma sunmak değil. Bu kitabın ayırıcı özelliği de bu sanıyorum. Mustafa Göğüş toplum içindeki davranış biçimlerini, sorunların kilitlendiği noktaları yaşamın içinden alıyor. Onlarla karşılaşan insanları çok yakından tanıyor. Kendi deneyimlerini de gözlemleriyle harmanlıyor. Bu kitabın güçlü yönü de bu ögelerin bir araya gelmesiyle oluşan içtenlik ve o içtenliğin yarattığı inandırıcılık. Mustafa Göğüş hepimizin tanıdığı ama yeterince üzerinde durmadığı konulara dikkat çekerken kendimize dönüp kararlarımıza ilişkin sorular sormamızı sağlıyor. Bizi kendimizi özellikle de çocuklarımızla ilgili davranışlarımızı gözden geçirmeye yönelterek soru ve sorunlara bazı somut çözüm önerileri de getiriyor. Kuşkusuz insan gibi karmaşık bir varlığın davranışları genel kurallar çerçevesine oturtulamaz. Ama kimi zaman bir ipucuna gereksinim duyarız. Küçük bir pencerenin açılmasını ya da bir kavşakta bir levhanın bize yönelmesini bekleriz. Belki benimsememiz gereken temel nokta en sıradan, en alışılagelmiş davranışlarımızda bile durup düşünmek, karşıdaki bireyi kim olursa olsun saymak ve dinlemek gerektiğidir. Çocuklarla ilişkilerimizde olduğu kadar yaşamın her alanında geçerli olduğunu düşündüğüm bu öğrenme sürecinde katkısından ötürü Mustafa Göğüş'ü kutlarım. Çok güzel anlatmış, çok güzel tanımlamış. Nedir bu kitap? Babam kolumu ısırdı. Şimdi şu anda babam seyrediyor. Öyle kendisini mi? De buradan saygıyla selamlıyorum ve ellerinden öpüyorum kendisini. Annemi de tabii ki. Şimdi ben bu kitabı yazdığımda babamın eline geçtiğinde bana dedi ki ben senin ne zaman kolunu ısırdım dedi. Çok iyi. Şimdi babam kolumu ısırdı manası tabii ki kitabın ismini okuduğumuz zaman biraz tuhaf gelebilir veya biraz daha dikkat çekici gelebilir. Ancak ben bu kitabın içerisinde daha çok genel eğitim konularını ele almak istemedim. Hı hı. Zaten öyle bir iddiam da yok. Akademisyen büyüklerimize de böyle bir saygısızlıkla bulunmak istemedik. Ben daha çok oturum odası içerisinde olup bitenlere değinmek istedim. Yani mesela ben inanıyorum ki Türk toplumunun içerisinde %70'imiz çocuğumuzun kolunu ısırıp saat yapmışızdır. Böyle bir alışkanlığımız var. Evet. Hani yani çok severken, fena severiz biz evet, toplum severken olarak. Severken biraz daha böyle şiddetli sevebiliriz. Ve kolunu yani gel oğlum koluna bir saat yapayım der. O dişlerimizin izini siz de diş uzmanı olarak tabii o izlerin nasıl çıktığını tahmin evet, edebilirsiniz. Evet dişler de burada hazır gelmiş yani, zaten. Ben sana güzel bir saat yapayım diye çocuğun bileğinden ısırır ve gösteririz ne kadar güzel bir saat yapabildiğimizi. Canı yandı aslında var evet, çocuğun. Yani. Biz gülerken tabii ki çocuk ağlıyor. Ve o arada bir mana da veremiyor. Tek algılamış olduğu yani bunu bir sevgi unsuru, bir şaka gibi algılıyor. Nasıl sevmekse. Evet yani bu kadar. Ve ertesi günü okulda genellikle bizim Türk toplumumuzdaki bulunan çocuklarımız okulda gidiyor. Ertesi günü Oliver'in kolunu ısırıyor. Yani sevmek sana istiyor. Sana saat aslında. Yapacağım. Evet, sana çok saat iyi. Yapacağım. Tabii Oliver bunu saat yapmak istediğini bilemez o anda. Alman nereden bilsin bizim böyle bir saat kültürümüz olduğunu? Yani. Hı-hı. Evet. Ve dolayısıyla tabii ki bu öğretmene yansıyor. Öğretmen de tekrar anne babaya yansıyor. Hı-hı. Ve eve geliyor çocuk diyor ki oğlum diyor yani affedersiniz işte
sen diyor yani kafada biraz var mı diyor. Durup dururken arkadaşın kolunu neden ısırdın diyor. Bak. Çocuk da tabii ki diyemiyor ki ya baba 3 gün önce de sen ısırdın. Sen beni ısırmıştın diye. Yani bunu söyleyemiyor. Yani bu detaylara indim kitapta. Hı-hı. Çünkü bence başarı detayda saklıdır. Hı-hı. Yani genel olarak baktığımız zaman her birimiz bir şeyleri tabii ki biliyor veya takip ediyoruz ancak biraz daha detaya inersek orada esas başarı orada gizli diye düşünüyorum. Evet. Bazı notlar aldım. Hani kitaba göz gezdirdim, okudum aslında. Ben göz gezdirdim çünkü çok hızlı okudum. İşte çocuk ağaca çıkmaya çalışırken annesinin kendi arkadaşıyla konuştuğu esnada bir anda gözü çocuğa takılır ve oradan bağırır. Çıkma, dikkatli ol derken çocuk bir anda paniğe kapılır. Evet. Bu aslında bir şartlama, refleksleme durumu değil mi psikolojik, evet, olarak? Bizde bu var. Doğru. Ya şimdi şu var. Hani üstüne gitmek durumu var bizde toplum olarak. Şimdi beyninde bulunmadığı, belki de bulunmadığı, belki de düşmeyecek o çocuk. Değil mi? Yani onun arkadan bağırdığı, feryat ettiği zaman destekliyoruz. Yani düş diyoruz. Ve buna benzer bir sürü örnek var hayatta. Tabii ki yani şimdi mesela herkes bu tecrübeyi edinmiştir. Yani tepsiyle kahveyi getiriyorsunuz oturma odasına, mutfaktan. Hı hı. Aman dökülmesin, aman dökülmesin diye bunu sürekli kendinize tekrarlıyorsunuz. Bunu tekrarlarken esas o zaman dökerek getiriyorsunuz. Şey mi, sakınılan göze çöp batar yani hesabı. Yani dolayısıyla neyi tekrarlarsanız o insanda derinleşiyor. Evet. Dolayısıyla onunla da buluşuyorsunuz. Güzel bir kitap. Ben seyircilerimize dağıtacağım. Burada var elimizde. Birkaç kişi aldı benden. Kimler istiyor? Çocukları olanlara vereceğiz önce. Herkes istiyor. Yetecek mi? Havaya atıyorum alın falan dermişim. Bir tane size. Sen de istiyorsun. Al bakalım. Size bu tribünü tamamlayacağız. Bu kadar. Diğer tarafa da vereceğiz. Vallahi bunu okuyun. Kimler almamıştı? Alın bakalım. Babam kolumu ısırdı. Kimse kolunuzu ısırmasın. Evet, sizler alacaksınız. Siz aldınız. Bir tane kaldı. Bunu da size vereyim ben. Okuyun ve bence Mustafa Bey'e teşekkür edin. Çok güzel bir kitap. Ben okudum. Dolu dolu bir kitap. İlerleyen dakikalarda yine değinmek istiyorum. Aslında zamanı iyi kullanmak adına böyle biraz hızlı geçiyorum. Evet, hemen emlaktan paraya sıçrayacağız. Haliyle para çok önemli bir kavram günümüzde. Lidyalılar onu bulduğu günden bu yana ne huzurumuz var aslında ne tadımız var. İşin gerçeği bu. Ya ben böyle konuşuyorum, beni para düşmanı falan zannedecekler. Aslında değilim. Parayı sevmiyorum ama sinirlerimi yatıştırıyor benim. İyi geliyor sinirlere valla. Peki. Rahatlatılıyor. Siz sigorta işleri de yapıyorsunuz. Evet. Hangi kurumda çalışıyorsunuz? Önce onu bir seyircilerimize aktaralım. Kurum olarak Deutsche Ring'e hizmet veriyorum. Evet. Hı hı. 18 yıl bir şirkete hizmet verdim. Daha sonra Deutsche Ring'e. Deutsche Ring'desiniz. Deutsche Ring merkezi Hamburg'da. Çok büyük bir kuruluş galiba bu. Büyük bir kuruluş, evet. Peki en önemli sigortalar hangileri vatandaşlarımız için? İlk sorunuzda bir cevap vermiştim. En önemli yatırım gibi. Tabii ki her şey yine kişinin hedefi ve yaşına bakan bir olay. Hı hı. En önemli sigorta olarak yanımda tabii bir diş hekim oturuyor. Diş sigortası. Kendisi şimdi der inşallah diş der falan. Tabii ki diş de çok önemli. Bilhassa da Almanya'daki değişen bu sağlık sigortalarındaki ödemelerde ve yine bir reform falan geçiyor şu anda Almanya'da. Hı hı. Yeni hükümetle birlikte. Diş sigortası da çok önemli. Ama benim kendi şahsi görüşüm, son yıllarda bakarsanız tabii ki bunu medyadan falan da hep takip ediyoruz. Türkiye'ye olan yatırımı biraz önce sormuştunuz. Evet. Türkiye'ye olan yatırım son 3-5 yıl içerisinde en iyi yatırım emeklilikte herhalde. Herkes öyle de, mi? Tabii canım, herkes emeklilik parası için 20 bin, 30 bin yatırayım da bir an önce emekli olayım diye. Nereye yatırılıyor Türkiye'de? Bağkur'a mı yatırılıyor? Öyle. Bağkur, sosyal sigorta. O konuda fazla bilgim benim yok. Benim fazla bilgim yok yani. Benim emeklilik gibi bir derdim yok. Ama, ben hayattan hiç ölene kadar emekli olmayacağım. O yüzden öyle bir derdim yok. O yüzden bilmiyorum valla. Şimdi emeklilik Türkiye'de çok önemli bir yatırımdı ve burada da çok önemli bir yatırım. Belki benim de yaşım 50'ye yaklaştığı için onu hiç önemli görüyorum ama teşekkür ederim. Sağ olun. Onu çok önemli bir sigorta olarak görüyorum ben. Hı-hı. Emekliliği. Emeklilik sigortası. Almanlarda şöyle bir laf var. En garantili gelir emeklilik diyorlar. Yani sonuçta doğru da o. Ölene kadar doğru, alacağınız yani, en doğru. Belirli bir yaştan sonra. O maaş garanti yani. Başka neler onun var için sigorta, önemli sigorta yatırım olarak? Önemli sigorta olarak çocukların üzerine biraz önce dediğim gibi, hı-hı, o yaş yaşlarına göre belli bir tabiattan, doğadan geçinemeyeceğiz bazı yatırımlar geliyor çocuğun üzerine. Hı-hı. Onları
biriktirmekte fayda var. Fayda var. Hangi